Merhaba, ben Crystal Lester. Pixar'da çalışan bir hikaye sanatçısıyım. Bugün size hikaye yapısından, yani hikayelerimizi organize edip anlatış şeklimizin öneminden bahsedeceğim. Ama başlamadan önce diskoteye giden mantarla ilgili minik bir fıkra anlatmak istiyorum. Mantarın biri bir diskoteye gidip orada karşılaştığı bir kadını dansa kaldırmak ister. Kadın ise, "Olamaz, çok iğrenç, sen bir mantarsın," diye cevap verir. Bunun üzerine mantar tüm diskoteyi dolaşır ve herkese tek tek sorar. Ama kimse onunla dans etmek istemez. Herkes onu reddeder. En sonunda barmene yaklaşan mantar kafası karışık bir şekilde, "Anlayamıyorum, neden kimse benimle dans etmek istemiyor? Mantar olduğum için mi acaba?" der. Bu fıkra her ne kadar pek komik bir fıkra olmasa da bir hikaye yapısına sahip. Bir akışı, girişi, gelişmesi ve sonucu var. Evet, her hikayenin bir hikaye yapısı olması gerekir. Aksi takdirde dinleyici ya da izleyiciye bir akış sunamazsınız. Kısaca hikaye yapısı, izleyicinin neyi, ne zaman öğrenmesini istiyorsun sorusuna verdiğiniz cevaptır. Eğer hikayenin yapısı yani akışı karışmışsa birçok şey ters gidebilir. Hemen izleyelim. Sana bir fıkra anlatayım mı? Bir mantar. Olamaz, giriş yanlış oldu. Sana bir fıkra anlatayım mı? Bir mantar bir gün diskoteye gitmiş ve orada bir barmen varmış. Of! Bu sefer de gelişme kısmı yanlış oldu. Sana bir fıkra anlatabilir miyim? Bir mantar diskoteye gitmiş ve oradaki kadınlara onunla dans etmek isteyip istemediklerini sormuş. Evet demişler. Yine olmadı. Gördüğünüz gibi hikayenin yapısı, neyi, ne zaman söylediğiniz gerçekten de önemlidir. Aynen bir fıkrada olduğu gibi hikaye yapısı filmler için de çok önemlidir. İzleyici üzerinde istediğiniz duygusal etkiyi yaratabilmenizi sağlar. Harika bir örnek geliyor. Kayıp Balık Nemo. Filmi yapmaya başladığımızda hikaye yapısı filmin son versiyonundaki yapıdan oldukça farklıydı. Yönetmen, film boyunca Nemo'nun ailesinin çocukları olmadan önceki hayatlarına yönelik sahneler eklemek istemişti. Karşılaşmaları, aşık olmaları, evlerine taşınmaları, hepsi film boyunca aralara serpiştirilecek küçük sahneler olarak planlanmıştı. Marlin ve Nemo'nun hikayesi ise son halinden çok farklı değildi. Ama filmin ilk versiyonunda Marlin'in eşi Coral'ın ve yumurtalarının bir barakuda tarafından öldürüldüğünü ancak filmin sonunda öğrenebiliyordunuz. Filmi bu şekilde gösterince bir sorunla karşılaştık. İzleyici film boyunca Marlin'den nefret etti. Ta ki son sahneye kadar. Bu hikaye yapısında Marlin'in oğlu Nemo'ya neden bu şekilde davrandığı filmin sonuna kadar anlaşılamadığı için bir sorun vardı. Biz de flashback yani geri dönüş sahnelerini filmden çıkarmaya karar verip geriye sadece Marlin ve Coral'ın evlerinin bir barakuda saldırısına uğradığı, Coral'ın ve Nemo dışındaki tüm çocukların öldüğü sahneyi bıraktık. Sonra da bu sahneyi filmin en başına aldık. Marlin'in filmin başında ne olursa olsun Nemo'ya bir şey olmasına asla izin vermeyeceğini söylemesi, aynı filmi izleyen izleyicilerin Marlin hakkındaki fikirlerini de değiştirdi. Marlin'in ne kadar çok şey kaybettiği ve Nemo'nun arkasından gidebilmek için ne kadar cesur olduğunu görüp bu sefer Marlin'i sevmeye başladılar. Evet, Kayıp Balık Nemo'da potansiyel bir sorun, hikaye yapısını yeniden düzenleyerek çözüldü. Ama tüm filmlerde karşılaştığımız sorunlar birbirinden farklıdır. Bu video serisinde Pixar'da hikaye yapısını nasıl düzenlediğimizi öğreneceksiniz. Aklıma bir fikir geldi. Mantar fıkrasını bir de geri dönüşlerle anlatmayı denesem daha mı iyi olur acaba? Hiç sanmıyorum.